Tanrı'ya şükür burada James. Hmm. Çok hoş Moneypenny. Sence iş için biraz abartılı değil mi? Ben de sabahtan beri seni arıyorum. Nerelerdesin? Ah, dinlence ve eğlence tatlım. Sibirya'dan dönüş yolculuğu beni çok yordu. İş başında olduğunda görevperverliğine hayranım James. Sıradan sohbetlere geçin Bayan Moneypenny. Zamanımız kısıtlı. Sana sonra uğrarım Moneypenny. Ah. Sayın Bakan. Ajan Bond. Günaydın. Bu yeni bir kedi mi Q? Teşkilatından gönderilen notları okusaydın 007, bunun son derece gelişmiş bir gözlem aracının prototipi olduğunu anlardın. Herkes geldiğine göre briefinge başlayabilirsin. Pekala. Baylar. Silikon. Entegre devre. Modern bilgisayarların ana parçası. Konferansı kes Q. Mikroçipin yararlarını hepimiz biliyoruz. Yakın zamana dek tüm mikroçipler nükleer bir patlamanın yaratacağı yoğun manyetik çarpmadan gelecek zararlara karşı korunmasızdı. Manyetik çarpma? Evet bakanım. Britanya atmosferinde bir patlama ve içinde mikroçip bulunan her şey. Tost makinesinden en gelişmiş bilgisayarlara ve savunma sistemlerimize kadar her şey. Her şey iptal olabilirdi. Felç olup Rusların insafına kalırdık. Bu yüzden özel savunma birimlerimizden biri bunu geliştirdi. Manyetik çarpmanın zararlarına tümüyle bağışık bir çip. Mikro karşılaştırma cihazına yerleştirip Ajan Bond'un Sibirya'da 003'ün cesedinden aldığı çiple kıyaslarsak ve iki görüntüyü birleştirirsek... Birbirinin aynısı. KGB araştırma şirketine sızmış olmalı. Öyle görünüyor. 6 ay önce o şirket bir İngiliz-Fransız ortaklığınca satın alındı. Zorin Sanayi. Herhalde tesisin güvenlik kontrolü yapılmıştır, öyle değil mi? Hem de geniş bir kontrol ama ipucu yok. Ya Zorin'in kendisi? Max Zorin. Olanaksız. Ünlü bir Fransız sanayici. Hükümette güçlü dostları olan sıkı bir komünizm karşıtı. Evet ama Zorin'e saygımız bir yana... Sızıntı o şirketi aldıktan sonra oldu, öyle değil mi? Bu nedenle bir soruşturma başlattım. Tamam ama Tanrı aşkına o konuyu gizli tutalım. Tabii bakalım. Hazırlanmak için 35 dakikan var 007.